Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidil murselîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bu mübarek Rabiül evvel ayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mevlid-i Şerif'inin hulûlü ile müşerref bulunduğumuz bu bereketli nurlu ayda Şifa-i Şerif dersleri devam ediyor. Ahmet Hakan'ın yüzünden biliyorsunuz 2 ders kaldı. 2 hafta bizi çağırdı. Bizim de derslerimiz kaldı. Onun için inşallah telafi edeceğiz. Derslerimizin devamı için telafi etmemiz icap eder. Bu ayda Şifa-i Şerif dersleri çok önem arz eder. Çünkü Şifa-i Şerif'in tamamı Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsetmektedir. Dolayısıyla bu mübarek ayda Şifa-i Şerif dersi bir farklı feyiz getirir. Ziyade bereketler iras eder. Bu bereketlere talibiz. Rabbimiz Tebarek ve Teala Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem cümle berekatından, füyuzatından ve envarından cümlemizi azami derecede müstefid eylesin. Amin. Mucizelerden bahsediyordu. Buyurur ki ve kedalike yine böylece yani geride zikrettiği birçok mucize vardı. Onları önceki dersleri dinleyenler görecektir, duyacaktır. Kıssatü neb'il ma'i suyun fışkırmasıyla ilgili kıssa. Yani bir var, tabii parmaklarından su çıktı meselesi var. Bir de işte suyu az olan bir kuyuya okunu dikmelerini böyle kuyunun dibine okunu diktirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem hemen su fışkırdı kuyunun ağzına kadar mesela. Bunlar suyun fışkırması ile ilgili mucizeler. Daha ve tekthiri taami yemeğin çoğaltılması, mübarek elini koymasıyla beraber bütün bunlar rava rivayet etti. Bu kıssaların, hadis-i şeriflerini es-sikatu çok güvenilir muhaddisler, işte Buhâriler, Müslimler falan, daha böyle adedül kesîru çok sayıda alimler, onlar da kimden naklettiler? Anil cemmi topluluktan, öyle topluluk el-gafîri çok bol olan, sayıları ziyade olan topluluktan. Yani bir kişi bir kişiden değil, çok kişiler çok kişilerden nakletti. Onlar da kimlerden naklettiler? Anil adedil kesiri çok sayıda insanlardan. Kimden onlar? Mine sahabeti, sahabe-i kiramdan. Çünkü tabii Buhârî Müslim en-Nihâtinde tabiinden nakledecek, teb'i tabiinden nakledecek. Ondan sonra onlar da sahabe-i kiramdan duymaları gerekiyor. Mesela Buhârî Müslim'e gelen rivayet Enes radıyallahu anh'tan geliyor. Buhârî'de İbni Mesut'tan gelen rivayet var. Bu mucizelerle alakalı. Ve minha yine o mesela suyu çoğaltması, parmaklarından fışkırması ve yemeğin, az bir yemeğin çok insana, 1000 kişiye, 1500 kişiye yetişmesi, kafi gelmesi babından vardır. Ne ma o şeyler ki rivayetler ki rava rivayet etti onları el-kâffetu kâfe demek yani top, kalabalık bir cemaat, toptan bir cemaat. Onlar da kimler? Anil kâffeti, onlar da diğer bir cemaatten. Kâfe yani lügat manasını anlatmama lüzum yok ama murat manası, istilah manası cemaat demektir. Bir cemaat diğer cemaattan rivayet ede gelmişler. Onlar da ne olduğu halde bu rivayetler muttasılen muttasıl, arada kopukluk yok. Yani ben bir adamdan duydum diyen yok. Hepsi ismini vererek muttasıl kimden ekleniyor? Ammen o kimselerden ki haddese tahdis etti yani haber verdi, rivayet etti neyi biha o kıssaları rivayet edenlerden muttasıl olarak rivayet etmişler. Onlar da kimden? Min cümleti sahabeti. Tabi iş hep sahabe-i kirama giriyor. Çünkü mucizeyi gördüyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören onu da görecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyen zaten sahabe olmuyor. Sahabe olmayan da anlatırken şundan duydum demek mecburiyetine kalır. Sahabe olursa ben gördüm diyebilir. Min cümleti sahabeti, sahabenin ondan sonra topluluğundan daha ve ehyarihim, onların hayırlılarından, hayırlılarından yani sahabenin de en üstünlerinden, mesela İbni Mesud gibi, Enes İbni Malik gibi. Mesela İbni Mesud'a ne diyor? Ma haddesekum İbni Mesud'in fakbeluhu. İbni Mesud hangi hadisi rivayet ettiyse kabul edin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onun şanını yüceltmiştir. İbni Mesud'a önem, özel değer vermiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bu ve ehbarihim de olabilir. Ve ehbarihim. Yani onların hibirlerinden, hibir büyük alimlerinden. Çünkü İbni Mesud sahabenin fukahasındandır mesela. Enes radıyallahu anh fukahadandır. Sahabenin ileri gelenlerinden çok rivayet sahipleri oldukları için onlar o şekilde de mana verilmiştir. Ne rivayet ettiler? Efendim, onların muttasıl olarak sahabe-i kiramdan rivayet ettikleri hususlar nedir? Ennezalike, işte bu mucizeler kâne, oldu. Nerede oldu? Fî mevtini ictimâil kesîri. Fî mevtin, vatan yani yer. Fî mevtini ictimâil kesîri, çoklarının bir araya geldiği bir toprakta oldu, yerde oldu. Kimden? Minhum, sahabeden. Yani öyle sahabeden bir kişi gördüm, iki kişi gördüm, şöyle bir şey oldu burada dese ona da güveniriz, inanırız ama karşı tarafı ikna etmek için şüphede olanı veya münkir olanı ilzam etmek için, susturabilmek için tabii birbirinden irtibatı olmayan birçok, bak yüzlerce, efendim, 1000 küsur sene geçmiş kaç tarikten geliyor. Yani o anda mesela onlar onu rivayet ederken Buhârî, Müslim diyelim bir şeyhten alıyor, o ondan alıyor, tabiinden alıyor, tebe-i tabiinden alıyor mesela. Şimdi onların hepsi de, bütün muhaddisler bütün dünyayı gezdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesi ta Yemen'den Semerkant'a kadar gitmiş, yayılmıştı yani. Yemen nere, Semerkant nere? Buradan bile Semerkant'a 5 saat uçakla gidiyoruz yani. Yemen'den buraya kadar kaç saatte gelirsin? Uçakla. Buna aylarca yolculuk icabeten yele. Buralarda bütün hepsi hadisleri topladılar. Bu hadisleri toplarken Buhârî ile Müslim yan yana gitmediler ki. Ahmed bin Hanbel kaç sene Yemen'de kaldı yani. En az bir sene biliyorum Abdurrazak'ın yanında, Musannef sahibinin, o Buhârî'nin de şeyhidir o. Şimdi bütün bu şeyler, rivayetler aynı yere geliyor. Yüzlerce, tabi araya şimdi o zaman ne oluyor? Yüzlerce, binlerce ravi giriyor. Bunların hepsi bir arada toplandı da biz böyle anlatalım diye şey yapmadı ki. Çünkü neden? Hepsinin dinlediği nokta sahabeye çıkıyor. Sahabe de bunu bu kadar sahabe beyan ettiyse kaç kişi birden topluluk görmüş oluyor. Topluluk gördüğü için rivayetler şaşmıyor. Aynı noktaya vuruyor. Bu da neyi gerektiriyor? Haber mütevatir oluyor. Mütevatir olunca ne demek? Yalanda birleşmesi düşünülemeyecek kadar fazla kalabalık var. Ama şimdi şu anda burada 50 kişi, 100 kişi kalabalık olsa yalanda birleşebilir. Neden? Oradan birisi gelir der ki arkadaşlar falanca geldiği zaman böyle söyleyeceğiz. Aman beni bozmayın. Siz de tasdik edin der. Bunların hepsi de yalanda birleşebilir. Ondan sonra 500 kişi birden bir adama bir yalan uydurabilir. Öbürleri de ha kellem gibi der. Kafasını sallar yani. Bu değil ki bu şimdi. Yemen nere, Semerkant nere, Küfe nere, Meşrik nere, Mağrib nere? Bu kadar ayrı kanaldan gidiyor. Hepsinin yazma eserleri var. Hepsi istinsak etmiş, kopyalamış. Hepsinin şeyleri var. Yani kendi el yazılarıyla vesaireyle. Bütün bunlar nasıl bir araya gelecektiler de hepimiz aynı yalan uyduram diyeceklerdi. Yani bu, o zamanki imkanlarla. O zamanki imkanlarla bir düşün şimdi. Telefon yok, internet yok, hiçbir şey yok. Şu anda bir yalan uyduruyorsun Amerika'da. Bir de bakıyorsun Afrika'da çıkıyor yalan bir günde. Öyle bir şey yok ki. İşte bu ciddi bir ilim ifade ediyor. Doğruluğunu ifade ediyor bu konuların. Mesela bu çoklarının toplandığı yerde olduğu için bu kadar ittifaklı naklediliyor bu gibi mucizeler. Minhum sahabeden çoklarının içtimaati. Mesela nerede olmuş diyelim? Fî yevmil hendeki. Hendek gününde olmuş. Hendek muharebesinde olmuş. Şimdi Hendek muharebesinde ne oldu? Sahabe-i kiram efendim kalabalık belki 1000 kişi, 1500 kişi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok açlıktan biliyorsunuz bağırsaklarına taş bağladı. 25 gün kadar Medine'ye idhal, ihraç olamayınca muhasara altına alındılar. Mekke'den 10.000 müşrikler geldi. 5.000 de Yahudi, Kurayza Nazır kabileleri, Medine'nin hemen civarındakiler. Onlar da sözü bozdular. Müşriklerle nasıl olsa bu sefer işini bitireceğiz diye ahdi bozdular. Oldular 15.000. Bütün etrafı çevirdiler. Ondan sonra işte Hz. Selman'ın istişaresiyle radıyallahu anh hendekler kazılıyordu. O hendeklerin kazılması sırasında sallallahu aleyhi ve sellem aç kaldı. Sahabe aç kaldı. O sırada ne yaptı? Efendim hicretin 5. senesi, yani Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinden sonraki 5. senede bu muhasara oldu Medine'ye. Bunun üzerine Hz. Cabir radıyallahu anh geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulağına "Tu'aymunli fekum ente ve racülün ev racülen." Buhârî'de de geçiyor. Ya Resulallah sen kalk, yanına 1 veya 2 adam al. Yani 3'ü geçmeyin. Ben şimdi eve gidiyorum, kimseye söylemeyelim. Benim biraz efendim şeyim var, bir ekmeklik unum var veyahut da neyse. Ondan sonra bir de herhalde keçi yavrusu mu ne kesmişler. Seni bir doyurayım yani. Şimdi bu kadar insana benim şeyim geçmez. 1000 kişi var, 1000. 1000 kişi var Hendek'te. Eli silah tutan, işte kazı yapabilen. Tamam dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen git tencereyi kapalı tut, hiç açma. Ne var ne yok bakma. Ekmeğini de yap, üstünü kapat. Ben geleceğim, elimle yemekleri şey yapacağım, dağıtacağım. Buna tamam dedi. Gitti. Bekliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1-2 kişiyle gelecek. Bir de baktılar. Kapıdan, camdan neyse. O zaman böyle çok cammam olacağını düşünmüyorum. Zaten küçük evler. 1000 kişi geliyor. Eyvah dedi hanım dedi. Yandık. Niye? Rezil olduk. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya 1-2 kişi gelsin. Bütün orduyu almış geliyor. Hanımın mübarek annemiz sahabiyattan radıyallahu teala ana dedi ki ne telaş ediyorsun dedi. Nasıl etmem dedi, yemeğimiz belli. Dedi önlerinde kim var? Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne konuşuyorsun dedi. Resulullah varsa bize ne? O getiriyor. Onun mucizeleri var demek istedi. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturdu. İşte etin başına bir de ekmeğin üstleri açıyor, veriyor. Gel diyor sen. Veriyor ona yiyeceği kadar. Sonra ekmekten de veriyor. Ona geliyor. Ona da etten biraz veriyor. Ekmekten veriyor. Feşebi'u küllüm. Hepsi doydu. 1000 kişi doydu. Hakikaten doydu. Evham değil, hayalat değil. Bu tam. Bu bütün hadis kaynaklarına geçiyor. Ondan sonra Hendek muharebesinde. Ve fi gazveti Buat'ın, Buat gazvesinde. Bu Buat gazvesi, Buat bir dağın adı. Cüheyne kabilesinin yaşadığı dağların. Medine ile arasında 4 konaklık mesafe var. Buat da bir dağın adı. O tabi dağın altındaki vadilerde o dağa nispet ediliyor mesela. Bu da efendim Rabiül evvel ayında olmuş, yani bu ayda da olmuş. Hicretten 13 ay sonra. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etti, yerleşti işte. Mescidini yaptı, düzenini kurdu, İslam devletini tesis buyurdu. Ondan 13 ay geçti. 13 ay geçtikten sonra efendim bu gazve, gaza diyoruz. Burada sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz insanlar susuz kaldıkları için abdest alamayacak hale geldiler. Dedi bana biraz su getirin, yani tabi biraz kalmış kırbalarında. Az bir su abdest için koydular. Hz. Cabir'e dedi ki, yine Hz. Cabir'le yani meseleler, ödü'ün çağır insanları gelsinler dedi. Ondan sonra ne zaman ki geldiler, mübarek elini o suyun içine soktu. Ondan sonra parmaklarını böyle tuttu. Bu parmakların arasından oluk gibi sular akıyordu. Bütün sahabe orada bulunanlar hepsi abdestlerini aldılar. Ondan sonra hatta kırbalanıza doldurun buyurdu. Çünkü yeniden yolculuk var. Dönüşü var bu işin bir de. Her yerde su bulunmuyor. Bütün kırbaların işte zaten çıkarken yola kapkacak alıyorlar. Çünkü insanın kusulu icap eder, birisi uyur. Ondan sonra ihtilam olur veya abdest icap eder. O çok olacak bir şey değil ama abdest herkese icap edecek yani. Dolayısıyla bu da Buat gazvesinde zuhur etti. Sonra aynı meselede ve umratil Hudeybiyeti, Hudeybiye umresi meşhur, Hudeybiye musalahası diye siyere geçen, tarihe kaydedilen anlaşma, hicretin 6. senesi. Hicret yani Mekke'den hicretin 6. senesinde umre yapmak için ihramlarını giydiler, kurban kesmek için de yanında kurbanlarını aldılar. Ama Hudeybiye Mekke'ye çok yakın bir yer, biz de gittik oraya. Hudeybiye'ye kadar geldiler. İşte müşrikler, o zaman Mekke yönetimi onlarda, biz sana izin vermiyoruz dediler. İşte orada Süheyl isimli birini elçi gönderdiler. Bir anlaşma imzaladı. Uzun tafsilatını dinlemişsinizdir. Dediler biz seni bu sene umreye izin vermiyoruz. İhramda da kaldılar. İnsanlar da ihramdan çıkmıyor. Bu sefer çünkü ihrama niyet etmişler taşire Medine'den çıkarken. Zülhuleyfe'den olacak. Bunun üzerine annelerimizden biri çok, tabi hepsi akılda zirve insanlar. Sen dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne bekliyorsun? Bunlar şimdi ihramdan çıkmazlar. İlle umre yapmak istiyorlar falan. Sen dedi çık. Kurbanını kes burada. İhsar kurbanı çünkü. Nerede tıkandığında gidemiyorsun. İhramlısın. Kurban kesmeden ihramdan çıkamıyorsun. Sen kurbanını kes. Ondan sonra başını tıraş. Ondan sonra hepsi o zaman sana uyar dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaptı. Onlar da ihramlarına çıktılar, geri döndüler. Dediler bir daha sene gelirsin, 3 gün müsaade veririz dediler. Hicretin 7. senesi zaten 3 günlük bir umre yaptı. Zaten 8. senede Mekke fethedildi, hicretin 8. senesi. Dolayısıyla Hudeybiye umresine gittiklerinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoldayken insanlar susuz kaldı. Kırbalarındaki sular bitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde bir şey vardı, tas vardı. Onda az bir su vardı. Ondan abdest aldı. Zaten abdestte de, gusülde de en az kullanıp hiç israfsız tam yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstünü bu hususta bulunmaz. O kadar hassas idi bu işte. O suyla abdest aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler çok susuz kaldık ya Resulallah. O zaman şeyi vardı işte, okunun kabı vardı, kinane deniyor Arapçada. Ondan bir ok çıkardı. Naciye ibn Umeyre radıyallahu anh. İşte Naciye deyince siz şimdi hemen kadın zannedersiniz. Halbuki sahabede erkek Naciye isimli zat var. Yani acayip şeyle, bu isimler çok karışmış tabii. Bizim Türk kültüründe, örfünde de işte mesela Gülsüm erkek ismi diyorum ya. Gülsüm erkek ismi ama şimdi hiçbir erkeğe Gülsüm takamazsın. Hem de sahabeden Gülsüm var, sahabeden. Çünkü kadın ismi hangisi? Ümmü Gülsüm. Gülsüm'ün annesi. Ümmü'yü bizimkiler hasfedince kızlara Gülsüm taktılar. Erkek adı falan. Böyle şeyler çok var. Naciye bin Umeyre'ye verdi o okunu. Dedi ki git kuyunun dibine dik. Yani kuyunun içinde böyle diklemesin. Su çok az. Altına kadar iniliyor. Su çok az. Çekilmiş, şu kadar bir su kalmış. Okun dikti mi okun ucu dışarıda kalır yani. Ondan sonra o da gitti. Oku böyle toprağına kuyunun yani. Dikine diker, dikmez. Fecaşe ma'uha. Coştu. Sular coştu, coştu. Bütün kuyunun ağzına çıktı. Bu da büyük bir mucize. Daha ve gazveti Tebuk'e. Tebuk muharebesinde. Tebuk muharebesi, Tebuk gayri musarif, onun için şey olmuyor, esra olmuyor. Bu da hicretin 9. senesi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına az kaldı. Şam'la Medine arasında. Orada bir göze var. Gözenin adı Tebuk olduğu için o ismi almış. Sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyle beraber geldiler. Orada 10 bin kadar belki daha fazla sahabe vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son gazvesi. Yani Medine'ye de 1000 kilometre. 1000 kilometre çok yorucu oldu. Kur'an fî sâatil usreti, zorluk anında diyor o muharebe için. Tabii muharebe olmadı. Rumlarla alakalıydı. Muharebe olmadan dönüldü. Rumlar zaten duyunca geri çekildiler, kaçtılar ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha ondan sonra hiçbir kazaya çıkmadan zaten vefat etti. Bu da burada da yine böyle bir susuzluk yaşandı. O bölgenin zaten Ebu Hureyre radıyallahu anh bu husustaki hadis-i şerifi rivayet ediyor. Ömer radıyallahu anh dedi ki Ya Resulallah dedi, azıklarımız tükendi, yiyecek bir şey kalmadı. Onun için Üd'un bi fadlil ezvat, azıklarımızın artması için dua buyurur musun? Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir deri gibi bir şey işte, hani böyle altlarına sererler, şey yaparlar işte, deri, post gibi bir şey. Böyle bir deriden bir şey getirin dedi. Yani şimdiki bir örtü getirin demek manasına. Sonra onu yaydı önüne böyle açtı koydu. Sonra dua buyurdu. Ya Rabbi işte bu azıklarımıza bereket ver falan. Ondan sonra buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem şeyinizde yanınızda azık olarak mesela kimi biraz hurma almış, kimi biraz efendim arpa almış, kimi biraz bir buğday almış ama yolda işte yaparak pişirerek 1000 kilometre ya. Hepsi bitmiş. Çok az şeyler kalmış. Burada getirin onları bu derinin içine, efendim örtünün içine koyun. Bir zat geldi, bir avuç efendim hurma getirdi. Birisi geldi, bir avuç arpası kalmış. Birisinin işte ne bileyim pirinci kalmış. Getirdiler. Ondan sonra onların hepsini topladı. Bereket duası yaptı. İşte artık onun lafzı zaten Allahümme barik fiyâ işte nasıl buyurduysa şu anda hadis senin lafzı şerhler almamışlar. Yani ya Rabbi bereket ver. Berrake aleyha demek üzerine bereket duası yaptı yani. Bereket de biliyorsunuz nümudur, artıştır, ziyadeliktir, kesrettir, çokluktur. Bereketin manası odur yani esasen. Ondan sonra buyurdu. Hulu alın dedi şimdi. Herkes getirdiğini aldılar. Bu sefer ne yaptılar? Efendim, kendi kaplarının içine aldıklarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine dua buyurdu. Şeylerini, yiyeceklerini kendi kaplarının içerisine koydular. Ondan sonra etrafa herkesin elinde az bir şey kalmış değil. Herkes getiremedi. Getirenlere dua yaptı ya. Ondan sonra onlar kendi kaplarının içine koydular. Kendi kaplarından oradan aldılar. O ona verdi, o ona verdi, o ona verdi. Bütün kaplar yani çok yani ha. Tebuk muharebesi öyle fazla yani ben 10 bin diye hatırlıyorum Siyer'den. Herkesin kabına bu azıklardan bir şey düştü. Herkes kabını doldurdu. O işte neyse ölçekleri var işte yanlarında herkesin azık taşıdıkları. Hepsi doldurdu. Fema be hatta ma bakiye fil askeri. Ordunun içerisindeki insanlara vi'avun hiçbir kap kalmadı. İlla meleuhu ve kelu hatta şebi'u. Hepsi kaplan doldurdular, sonra yediler, sonra doydular. Ve fedulet fazletün. Fazlalık da kaldı. Düşünün Medine'ye geri döndüler, 1000 kilometre gittiler, 1000 kilometre geldiler. Bütün yol boyunca yetti, bir de fazlalık kaldı. Şimdi bunlar daha ilerideki herhalde derslerde tafsilatını verecektir bunların. Daha ve emsaliha, bunların emsali çoktur diyor. Bunlar ne oldu? Zuhur etti bu mucizeler. Bu gibi şeyler nerede yaşandı? Min mehafilil müslimin, Müslümanların mahfillerinde. Mahfil ne demek? İçtima yerleri. Yani böyle bir kişinin, iki kişinin yanında olan şeyler değil. Toplu bulunulan yerler. Mesela işte harp gibi. Bütün asker bir arada da. Hendek'te kazıyorlar. Bütün asker bir arada. Asker, sahabe ne derseniz. Daha ve mecma'il asakiri, mücahitlerin, askerlerin toplandığı yerlerde bunlar oldu. Dolayısıyla ne olmadı? Velem yü'ser, nakledilmedi min ehadin hiçbirinden, min sahabeti, sahabenin hiçbirinden, ne muhalefetün, hiçbir aykırı görüş, kimelir ravi, birisi mesela rivayet etti. Diyelim Hz. Cabir Buat gazvesinde yaşananı rivayet etti. Mesela Hendek'te zaten o yaşadı kendi evinde. Rivayet etti. Efendim bir tane sonra anlatıyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra yaşamışlar. Anlatıyor, o tabiinden insanlar var veya sahabeden de olabilir. Tabii o dönemde hep sahabeler yine bir arada Medine'de hepsi mescitte toplanıyor vesaire. Bu rivayet merkezi Medine Mescidi, Ravza-i Mutahhara, yani bütün ulema, muhaddisler, herkes oraya geliyor. Şimdi sahabeden biri anlatıyor, öbürü de orada dinliyor. Ama hiç o raviye muhalefet nakledilmedi. Fîmâ, o hustaki haka naklettihu o şey. Neyi anlatıyorsa yani. Tebuk mu anlatıyor, Hendek mi anlatıyor, Buvat'ı mı anlatıyor, ondan sonra Hudeybiye umresindeki yaşananı mı anlatıyorsa. Hiçbiri muhalefet nakledilmedi. Velâ İnkarun, hiçbir inkar da nakledilmedi. Yani ne demek? Karşı gelme. Öyle değil de böyle diyen de yok ya da böyle bir şey yaşanmadı. Neden? Amma o yüzden lima olsa tahi de işte lima o şey ki zükira zikredildi ki anum onlardan ennum kendileri ra'uhu, onu gördüler. Yani gördük dedikleri bir şeyden bir şeye karşı, onlardan nakledilene karşı bir inkar vakı olmadı. Ennehum, onlar da gördüler. Hu o şeyi, yaşananı, mucizeyi. Kema ra'a, kema rava, ravi yani orada konuşan kimse, Cabir midir, Enes midir, İbni Mesut'dur radıyallahu anh. Kema rava, ravi rivayet ettiği gibi. Neyi hu o şey. Yani o onu nasıl anlattıysa yaşanan kıssayı, hadiseyi, mucizeyi, onlar da onu gördüklerini inkar etmediler. Hepsi birden anlatmadıysa da efendim bir tanesi bile orada bulunan kişi veya sonradan duyan kişi gidip onun üstüne gider. De ki sen böyle bir şey anlatmışsın kardeşim. Ben de oradaydım. Böyle bir şey yaşanmadı. En ufak bir inkar ve muhalefet hiçbirinden diğer raviye karşı ne olmamıştır? Nakledilmemiştir. Vela inkarun inkar. Metinde an yazıyor ama diğer nüshelerde lamla okusak dahidir. İnkarun neyi inkar yani? Lima o şey ki zükre nakledildi hanım onlarda. Ya da lima o şey ki efendim nakledilen bir şeyi inkar. Ki ennehum onlar da o şeyi gördüler. Kema ra'a o gördüğü gibi onu. Buna dair bir inkar vakı olmadı. Hiçbir rivayette bile, zayıf bir kitapta bile, uydurma bir rivayetlerde bile Hz. Enes, Hz. Cabir'in üstüne gitti, olay çıkardı. Ya ne yanlış anlatıyorsun kardeşim, katın karıştırdın bilmem ne, hurafa anlatıyorsun falan haşa. Hiç böyle bir şey nakledilmedi. Fesükûtü's sâkiti, susanın susması minum onlardan. Bak ne acayip bir kaide veriyor. Burada kaç tane sahabe var, biri bir şey anlatıyor. Hiç sahabe olmayan cemaatler gelmişler tabii, onlar kaç katı fazlalaştı tabii. Devamlı insanlar doğuruyor, Müslümanların çocukları oldu. Onların bir kısmı sahabe olamıyorlar tabii. Sahabeyi görüm tabiün oluyorlar. Ekseriyet tabi'in olmaya başlıyor tabii, çünkü sahabe öldükçe azalıyor. Bu sefer onları görenler tabi'in olduğu için efendim sahabe 124 bin ise tabi'in 1 milyon, 2 milyona çıkıyor. Tebaî tabi'in olduğu 10 milyon misal. Böyle ilerliyor doğal olarak doğumların vukuuyla beraber, neslin artmasıyla beraber. Efendim onlardan susanın susması ne gibidir? Kenutkın natıkı, konuşanın konuşması gibidir. Yani Cabir radıyallahu anh bir kıssa bir şey anlatıyorsa, bir hüküm, bir fetva Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyorsa, orada kaç sahabe var? Diyelim 10, diyelim 100. İcabında 100-200 kişi de bir yerde toplan. Medine mescidinde kaç yüz kişi toplanıyordu da sahabenin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti, bütün sahabe mi öldü yani? On binlerce sahabe vardı. Aynı anda mescitte, diyelim, cumada toplanıyor, bayramda da misal. 5 vakit namazda zaten hepsi, civardakilerin hepsi cemaate giriyor. Bir kişi cemaatsız kılmazdı sahabede. Zaruret olmadıkça. Şimdi burada birisi bir konuşma yapıyor. Orada Enes radıyallahu anh, İbni Mesut var vesaire vesaire. Cabir radıyallahu anh bir şey anlatıyor. Oradakiler susuyorsa aynı Cabir radıyallahu anh rivayet ettiğini aynı rivayet etmiş sayılır diyor. Niçin böyle bir hüküm verebiliyor? İz çünkü diyor hum sahabe el münezzehune, münezzehtirler. Yani son derece sahaları pak, alınları ak. Neden? Hani sükûti susmaktan. Neye karşı? Alâ batılin. Batıla karşı. Yanlış bir şeye susmazlar. Fakir de onlara tabi olmuşum gidiyorum. Yanlışa susmak yok. Kendim de yanlış yaptım, yanlış. Yanlış abi. Sahabe, işte sahabe batıla sükûttan münezzehti. Daha vel müdaheneti. Yağcılık yapmaktan. Efendim, ne hususta fi kezibin, herhangi bir yalan hususunda yağcılık yapmak sahabe münezzehtir. Onun için sahabenin hepsi udüldür. İmam Rabbani çok söyler bunu. Hepsi adaletlidir. La yahşevne fillahi levmete laim. Hiçbir tenkitçinin tenkitinden Allah uğrunda korkmazlar. Ve leyse hunake. Çünkü burada yok ki rahbetün. Bir beklenti yok. Da ve la rahbetün. Bir korku da yok. Öyle ki korku ki temne o engelleyecek hum sahabeyi. Hadi dersin bir yerde bir şey oldu, biri bir şey konuşuyor. Senin, onun da gücü var, senin de gücün yok. Adam da hasta kestik. O zaman ruhsatla amel ederek susabilirsin. Tasdik değil, tasdik yok. Sükût ikrardandır ama zaruret olursa mani olur. Mesela ne gibi? Hasan-ı Basri radıyallahu anh, işte Said ibn Cübeyr, birçok tabi'in hutbeyi kim okuyordu onların zamanında? Vali olarak Haccacı Zalim okuyordu. Haccacı Zalim okuyordu. Şimdi birisi kalkıp ya ne biçim konuşuyorsun, ne kadar uzattın hutbeyi veya ikindi yaklaştı, uzun konuştun, yanlış konuştun dese çıkışta kelle gitti. Çıkışta kelle gitti, kesin kelle gitti. Adam 100 bin adam öldürmüş. Haccacı Zalim yani. Şimdi ya diyor yani Hasan-ı Basri Efendi de anlatıyor. Bir kişi çıkıp da ya sus be adam diyemezdik diyor. Çünkü neden? Yani Allah'ın verdiği canı Allah alır ama sebepler alemindeyiz. Müslümanlara da Allah ve la tülkû bi'eydiküm le tehlike. Kendinizi tehlikeye atmayın yani. Şimdi o zaman bir korku olur da şimdi sahabe döneminde hani Ebu Bekir Sıddık var, Hazreti Ömer var vesaire vesaire. Onların bilmiyor musun birbiriyle nasıl hak meydana çıksın diye alenen mücadele ettiklerini. Şimdi orada Hazreti Cabir bir şey anlatıyor. Öbürleri bir şey demiyorsa anla ki doğru konuşuyor. Susmaları, konuşmalı tasdik etmeleri ve aynı rivati kendileri anlatmaları gibidir. Harfi harfine. Çünkü neden? Bir şey olsa oraya kattın. Unuttun herhalde sen. Hafızan bozuldu derler. Sahabe hiç böyle bir şeyde asla taviz vermez. Ancak diyor, zaten diyor, bir beklenti yok. Sahabede ne beklenti olacak ya? Neyi bekleyecek? Adamlar malını canını Allah'ına feda etmişler. Niye şehit olamadık diye üzülüyorlar. Bedir'de şehit olamadık diye. Ne olur harp olsun, Uhud'da da şehit olalım diyorlar. Böyle bir zihniyet mübarekler. Ne rağbeti olacak dünyaya? Zaten korku. O zaman da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadisini, mucizesini anlatmaktan niye korksun? Korkacak hiçbir şey yok o zaman zaten ortada. Hal böyle olunca. Ama şimdi bu ne zaman olur? Can tehlikesi veya dayanılamayacak kadar işkenceye tabi olurum öldürülmesem de. Bunlarda ruhsat var. Şimdi demek ki velevkâne olsaydı ma o şeyler ki semî'û dinlediler neyhu o şeyi oradaki sahabenin konuşanı dinlerken duydukları şey, ma o şey semû duydular, neyhu onu, nedir olsaydı? Münkeran. Münker ne demek? Şeriatın reddettiği bir şey. Veyahut da şeriatın reddettiği bir şey. Yalan da şeriatın reddettiği bir şey. Yani şimdi orada kaç kişiydiniz Hacı abi? 1000 kişiydik diyeceğiz. 10.000 kişiydik. Ya kardeşim Hudeybiye'de 10.000 kişi yok ki. Taş atlasın bir rivayet 1400, bir rivayet 1500. E şimdi Hendek'te kaç kişiydiniz? 20.000 kişi. Ya yok arkadaş. Bütün rivayetlerde 1000 kişi. E Tebuk'ta var. Ama Tebuk'ta da 100.000 kişiydik dersen. Cık. E şimdi biri böyle konuşsa, tam doğru konuşuyor. Su hepsine yetti. Belki de 100.000 kişi de olsa yeterdi. Mucize bu zaten. Bu mu? Ama ayrı bir dava. Kaç kişiydin? Onu söyle şimdi. Diyelim ki olayı doğru anlatıyor ama 100'ü yaptı 200. Ne yapardılar sahabe-i kiram? Le enkaru. Elbette inkar ederdiler onu. Derlerdi ki, ha batılı ikrardan, batıla yanlış bir konuşmaya. Çünkü orada 100'e 200 dedi, mübalağa olur. Mübalağa kezibin, yalanın envaandandır diyor. Çünkü mübalağa yalanın türlerindendir. Ne demek? 100, 200 değil ki. O zaman batılı ikrardan tenezzühen, münezzeh oldukları için uzak durmak için derlerdi ki sen Hz. Cabir de olsan, Hz. Enes de olsan ya aklın karıştı, ya hafızan bozuldu falan. Burada böyle bu kadar bir şey yoktu mesela. Veyahut da bu şöyle oldu, böyle olmadı mesela. Ama hepsi efendim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadıklarını çok haris idiler anlamak, sözlerini, hadislerini, onu amel etmelerini. Zaten mucize öyle bir konu ki, bir de kalabalığın huzurunda olduğu için burada birinin yanlış bir rivati susulacak kabilden olmaz. Çünkü bu sefer ne olur? Yanlış olarak intikal eder. Bize kadar yanlış geldi. Ha şimdi bütün sahih hadisler vesaire, hadis-i şerifler, mucizeler, siyeller, şemail-i şerifeler hepsi bize doğru olarak geldi. Çünkü neden? Bir yanlışa kimse susmadı yani. Sahabede zaten yanlış bir rivati olmadı. Ondan sonra efendim buyuruyor kema enkara nitekim inkar etmiştir. Bazısı reddiye yapmış yani. İnkar reddiye yapmış. Ala bazın diğer kısmına eşya bazı şeylerde reddiyeler yaptırıldıkları olmuş mu? Olmuş. Öbürü yalan konuştuğundan değil. O onu duymadığından böyle mi oldu, olmadı mı falan araştırma yapmış falan. Bana böyle ulaşmadı diyerek reddiye yapmış. Kema rava rivayet etti. Ha onları daha kimlerden mi ne süneni? Sünen yani Ebu Davud'tur, İbn-i Mace'dir vesaire Sünen'den ve Siyer-i Siyer'den. Sünen hadis kitapları ve Siyer-i Siyer ile ilgili yazmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte çocuk, kaç çocuğu var, kaç eşi var, kaç kazaya gitmiş, yollarda neler yaşamış vesaire, ne zaman doğmuş, ne zaman İşte peygamberlik olmuş, vefat etmiş. Bunları anlatana siyer derler. Daha ve hurufil Kur'an'ı, Kur'an'ın harflerinden. Yani Kur'an harfleri demek, kıraat demek. Burada harf kıraat demek. Ünziler Kur'an alâ seb'ati aruf. Kur'an 7 harf üzere indirildi. Meşhur hadistir. Bunun şerhinde ben dünya kadar kitap baktım. Bazen 10 sayfa bunun şerhi var. 20 sayfa ulûmul Kur'an'larda mesela. Ama o harfin manası kıraattır. Kısa yoldan size söyleyeyim. Kur'an 7 harf üzere indirildi. Bu hadis-i şerifin manası 7 kıraat üzere indirildi. Lehçe şeyleri yani kabilelerin lehçeleri meselesinde. Kur'an'ın kıraatlarında, lügatlarında ne olmuştur? Lafızlarında değil, okunma şekillerinde. Bir mesela işte ülâike okumuştur, ülâike okumuştur gibi meseleler. Bunların hepsi de doğrudur yani. İşte bu konularda ne olmuştur? Bu gibi şeyler, reddiyeler yaşanmıştır. Demek ki öyle o dedi diye çok muhterem, çok mübarek, benden üstün falan diye susmuyor. Sahabeden normal bir sahabi, Hz. Ömer radıyallahu anh'a karşı öyle değil, böyle diyebiliyor yani. Çünkü hürriyet var, özgürlük var, dürüstlük var, müdahale yok, yağcılık yok, yalakalık yok. Kurban olduğum onlara yani. Efendim, işte Sünen-i Sitte'de, yani 6 hadis kaynağında geçiyor ki diyor, Ömer radıyallahu anh Efendimiz şeyi dinliyordu, Hişam İbni, Hakim İbni Hizam, bu zatı sahabe-i kiramdan Kur'an okuyormuş. Hazreti Ömer Efendimiz de biliyorsun çok araştırmacıdır böyle, ilgilidir yani, etrafıyla ilgilidir. Ne oluyor yani? O Kur'an okumasını da duymuş, sonra efendim Furkan suresinden okuyormuş. Ama Hazreti Ömer Efendimiz'e de Resulullah Efendimiz oraya okutmuş o sureyi. Başka bir kıraat ve lehçesiyle vesaireyle okutmuş. O da onu, Allah sen farklı okuyorsun deyince demiş ki efendim gel demiş, Resulullah'a gidiyoruz demiş. Nasıl olsa merci var, hiçbir fitne çıkmaz, sana müsait bir durum yok. Efendim dedi ki gel demiş, Resulullah'a gidiyoruz. Aldı. Dedi ki ikra ya Hişam. Ey Hişam oku dedi. Orada okuduğun gibi dedi, oku dedi. Resulullah burada dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hişam okudu. O kıraat şekliyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada. Hâkezâ münzilet. Böyle indirildi bana dedi. Bu lehçeyle, bu kıraatle indirildi dedi. Sonra buyurdu. İkra ya Ömer. Sen oku bakalım ya Ömer dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah dedi, getirdi önüne dedi ki ya Resulallah dedi, bu senin bana okuttuğundan farklı bir şekilde okuyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki oku ey Hişam, ikra ya Hişam dedi. Okudu dedi, hakeda müzilet, böyle indirildi dedi. İkra ya Ömer, sen oku bakalım ya Ömer. O da okudu dedi, hakeda müzilet, bana böyle indirildi dedi. O zaman inne hadel Kur'an nezele unzil ala seb'ati ahrufin fekra'u ma teessera minhu. Bu Kur'an 7 kıraat ve vicihesi üzere indirildi. Kolayınıza gelen şekilde o güçlü kabilelerin kıraat şeylerinde bu kolaylık olsun diye herkesin aynı şeye, aynı kıraata dilinin alışması kolay olmaz. Kur'an'ı okuyamadan namaz olmaz. Herkese namaz farz. Onun için kolayınıza gelen vecile okuyun buyurdu. Bundan dolayı ondan sonra dolu Hz. Ömer'le İbn Abbas arasında mütanikahında olaylar çıktı. İbn Abbas radıyallahu anhuma mütanikahına baştan fetva verdi. Epey zaman fetva verdi. Aldı yürüdü o fetva ile bütün dünyaya. Hazreti Ömer Efendimiz ona ne reddiyeler yaptı, neler etti. İbn Abbas sonra döndü. Pişman oldu. Çok ağlıyordu. Çok ağlıyordu bu yanlış fetva verdim diye. Ama o zamanki içtihadı, o ustaki deliller, diğer deliller, nehyedici deliller, neskin delilleri ona ulaşmamıştı. Ulaşmadığı için böyle yapmıştı. Ulaşınca tabii o da anladı. Çok hata yaptı ama işte müçtehit hata dese bir ecir alır meselesi. Burada da devreye giriyor. Bunların emsali çoktur. Ve hatta hataya nispet etti. Yani yanlışsın dedi yani. Kim bazı sahabeden bazı, bazen diğer bazısını. Ve vehheme. Vehme nispet etti. Vehheme. Sen burada vehme diyorsun. Yani karıştırdın işi dedi vehme. Hu diğer bazı fizalike. Bu gibi hususlarda sahabeden bazısını hataya vehme nispet etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleriyle ilgili konularda, hadis-i şerifle ilgili konularda, siyerle ilgili konularda, kıraatlarla ilgili konularda, mucizelerle ilgili konularda, nakle dayalı işlerde. Yani yoksa herkesin görüşü var. Ama nakil var şimdi, burada ayet var, hadis var, delil varsa o gibi konularda bir şey söylendiyse demek ki sustularsa o rivayeti anlatan gibi onlar da konuşmuş oluyor. Çünkü susmazlar yani. Bunun emsali çoktur diyor. Efendim, çünkü bu fikirle olacak işler değil, içtihatla olacak işler değil. Ayet hadis olan işte ne olmaz? İçtihat olmaz. Hak'ta ne olmaz? İdare, mudara, dubara olmaz. Hakkın ispatında aleni konuşmak icap eder. Mesela Ömer radıyallahu anh Hacer-i Esved'i öptü. Ne dedi? Alemu enneki hacerun la tenfa'u la tadurru ve lakin ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukabbilüke fekabbeltüke. Tavaftalar. Hazreti Ali Efendimiz de arkasında, Hazreti Ömer önde, Hacer-i Esved'i öptü. Hacer-i Esved de dedi ki sen dedi bir taşsın dedi. Ne fayda verirsin ne zarar verirsin dedi. Ben Resulullah'ı gördüm seni öptüğünü, onun için öpüyorum dedi. Resulullah'ın öptüğünü görmesem ben seni öpmezdim dedi. Hazreti Ömer böyle bir insan. Ama Hazreti Ali Efendimiz arkadan duydu. Tavafta, hani dünya kelamı konuşmamaya çalışıyoruz, pusut yapıyoruz birbirimize falan, bizim hacılar biliyorsunuz, ömreciler dır dedikodu bile yapıyorlar tavafta. Yani mümkün mertebe hani zikir yapalım demeye çalışıyoruz. Dünya kelamı konuşmaya çalışıyoruz. Hani dünya kelamı zaten sahabede orada sudur etmez de. Hazreti Ali Efendimiz orada ne dedi? Ya Ömer dedi. La tekul keza. Böyle konuşma. Hazreti Ömer'e diyor ya. Benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu diyor ya. Levkâne bâdî nebî levkâne Ömer'e. Sahih hadis. Hz. Ali ne diyor? La tekul hâkeze. Beyle konuşamazsın. İşte budur. İşte İslam budur. Şeriat, tarikat böyle olmalıdır. Böyle olmazsa cılkı çıkmış demektir. Ona tabi olunmaz onlara. Cacık gibi işlere nasıl tabi olacağız ya? Görüş yok, fikir yok. Ondan sonra böyle konuşma. Niye? فَاِنَّ اللّٰهَ لَمَّا اَخَذَ الْاَحْدَ عَلَى ذَرَّاتِ بَنِي Adem. Allah Teala kâlu bela gününde Adem oğullarını zerrecikler halinde Adem'in sulbünden çıkartıp onlardan ahdü peyman aldığında Rabbiniz ben değil miyim diye kâlu be hepsi be, tabi Rabbim sensin dediklerinde ne yaptı? O sözleşmeni yazıya döktü. Döktürdü, yazdırdı meleklere. O yazıyı ne yaptı? Evde'al kitabe fi Hacer-i Esved'in o taşın içine o yazıyı şimdi mesela ya nasıl olacak? Taşın içinde o kadar yazı nasıl sığacak? Ademoğulları ta Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecekler. Katır trilyonlar mevcut. Şimdi bir bilmiyoruz. 8-9 milyar var. Şu anda 9 milyar var. Adem Aleyhisselam'da bir ne kadar geldi? Bundan sonra ne kadar gelecek? Bunların hepsinin sözleşmesini ya kardeşim sen anlamıyorsun mu? Şu anda birbirimize bir disket, bir disk, bir bilmem ne. Şimdi devamlı da tabii şeyleri artıyorlar. Ne artırıyorlar? Hacimlerini bilmem neler. Ne diyorlar onlara işte? Hard disk, işte bir şeyler. Böyle hacimler artıyor. Eskiden daha küçüktü mesela. Şimdi hepsi daha fazla alıyor, daha fazla. Dünya kadar yani ne bileyim sana yüz binlerce kitap şamile daha ciltleri yüz binler olur. Yüz binlerce kitap. Şöyle bir küçücük bir bilgisayar, laptop tak giriyorsun içine. Düşün. Allah bunları yaratan Allah, bu aklı beyni insana veren Allah, bu programları yaptıran Allah Celle Celaluhu. Bütün sözleşmede mesela ben kâlu belâda ne dedim sonra sözümü tuttum mu? Bütün bu sözleşmeleri ne yaptı? Hacer-i Esved'in içine koydu. O zaman men kabbelehu fakat vefa bil ahdi. Kim bu taşı öperse, öpemezse izdamdan, öpmek için canını tehlikeye atmasın. Ne yapıyoruz? İki elimizi kaldırıyoruz. Bismillah, Allahu Ekber. Ondan sonra içini öpeceksin. O millet şimdi böyle yapıyor şey gibi. Bir de böyle yapanlar. Kardeşim sünneti bidata çevirme. Bismillah, Allahu Ekber. İçini öpeceksin. O zaman kim bunu öperse fakat veyahut istilam ederse fakat vefa bil ahdi kâlu belâdaki sözünde durmuş olur. Fe eşeddü lehul haceru bidâlke. O taş da Hacer-i Esved de ona şahitlik yapar. Bu beni öptü veya bana istilam etti diye. Çünkü onu resimden çekiyor. Resimden her şeyini. Çünkü mesela akik taşı resim çeker. Bende bir yüzük var mesela. Yemen yüzüğü çok da o zamanın beğende iyi para verdim. Çünkü Medine'de kasadan çıkarttı adam. Şeyde yok. Niye? Çünkü Allah Lafz-ı Celal'inin resmini çekmiş. Nereden çekmiş? Şimşek çakmış. Şimşek çakınca akik taşı resim çeker. Hiç üzerinde zerre kadar boyama eseri yok. Taşın içinde aynı küfi hatla Allah yazıyor. O mesela öyle bir yüzük ona değer yani. 1 riyal mi ne verdim o zamanki parayla yani. Çok sene evveli konuşuyorum. Yani akik taşı resim çeker. Dolayısıyla bazı taşlarda bu havas vardır. Hele ki çünkü şimşek çaktığında aydınlanıyor ya. Sen nasıl ışığını aç diyorsun şeyin çekerken makinanın. İşte öyle. Şimşek de onun ışığı işte. Çekti Lafz-ı Celal çıktı demek semada. Onu çekti. Veya ağaçta ve nerede zuhur ettiyse. Bunun mucizesi çoktur Lafz-ı Celal'in çıktığı yerler. Biz bir Efendi Hazretleri bir gün bir yemekteydik. Yani 30-40 sene evvel bir elma kestik sofrada. Ondan sonra eski bir başçavuş vardı Efendimiz'in eski ihvanlarından. Onun evine gittik. Ta Kartal'da. Elmanın içinde Lafz-ı Celal ama net bir hatla çıktı. Ondan sonra ne kadar kesersen hepsinde Lafz-ı Celal çıktı. Efendi Hazretleri de kadar taaccüp ederdi. Tehayyür bul marifle gidelim. Cemali ba kemale seyredelim derdi. Bu gibi işte. Hayret makamen Allah'ın kudreti acayip. Zuhur eden eserleri, delaletleri falan. Bu Lafz-ı Celal. Demek taşlar çekiyor. Şimdi Mevla özel bunu yaratmış Hacer-i Esved'i. Yeminullah fil ardı. Benim elim yok diyor. O bana ulaşamazsınız diyor. Bana temas edemezsiniz buyuruyor. Benim mekanım yok buyuruyor. Benim cismiyetim yok buyuruyor. Neyse ki misli şey, benim mislim hiçbir şey yok buyuruyor. Ne olacak? Hacer-i Esved'i öperseniz ben sizi beni ziyaret etmiş ve benimle sözleşmiş, akitleşmiş kabul edeceğim diyor. Bu sahih ki o husus. Efendim, o işte kıyamet günü o taş şahitlik edecek. Bize kaç kere elhamdülillah nasip oldu. Öpmek de istilam çok daha nasip oldu da öpmek de. Bir gecede 35 kere öptüğüm var. Bomboştu. 84 senesinde bir gece. Bir gece 35. Elhamdülillah öyle nasip oluyor bazı insanlara. Efendim, o hep şahitlik yapacak buyuruyor. İnşallah imanla ölürüz, dinden çıkmayız da bu şahitlikler o zaman yerini bulur. Dedi. Ya Ömer sen ne dedin dedi ya. Fayda vermesin, zarar vermesin. Konuşma dedi böyle. Ben Resulullah'tan işittim böyle. Zaten Resulullah'tan işittim demesine lüzum yok. Hz. Ali bunu söylüyorsa bunu kafadan söyleyemeyeceğini Hz. Ömer zaten biliyor. Sen kimden işittin ya? Denir mi yani birbirine? O makamda öyle şey konuşulur mu? Ahiretteki durumu söylüyorsun. Nasıl kafadan söyleyecek ahirette? Hz. Ali. İlmin kapısı yani. Onun için Hz. Ömer Efendimiz ona dua etti. La ademnake ya Ebel Hasan. Bak diyorlar ki Allah eksikliğini vermesin. Başımızda şeydi. Bu yanlış bir söz söylüyor. Yanlış değil. Bak burada şimdi ben geçen gün bu konuşuldu bir mecliste. Benim aklımda bir delil olmadığı için Allah seni başımızdan eksik etmesin. Efendim sana çok derdik. Sizi derdik tabii. Seni demezdik. O sonra insanlar birbirlerine hocalarına da diyorlar. Sevdiklerine de diyorlar. Bu yanlışmış, batılmış, caiz değilmiş falan gibi bir şeyler konuştu birileri burada. Ben unutuyorum tabii. Gelenim gidenim çok her dakika meclislerde şeyle konuşuluyor. Ben orada bir cevap veremedim yani. Onlar konuşuyorlardı. Ama şimdi buradan demek caiz. Çünkü la ademnâke ya Ebel Hasan. Ey Hasan'ın babası dedi Hazreti Ali'ye. Hazreti Ömer Efendimiz. Allah seni kaybettirmesin bize dedi. Yani başımızdan eksik etmesin. La ademnâke ne demek? Bir rivayette de onu biliyordum. Bunu şimdi gördüm. Yani o rivayette aynı manada ama bu seni Allah bize kaybettirmesin. Bu şimdi değişik bir şey oldu. O rivayette ne buyuruyordu? Eûzü billahi işte min mu'diletin la yücedü fiyâ Ebul Hasan. Yani öyle bir müşkil bir fetva, bir mesele çıkar da Hasan'ın babası o zaman bulunmazsa Allah'a sığınırım öyle bir şey mesele başıma gelmesinden. Yani illa Hasan'ın babası Ali radıyallahu anh bulunsun da yani o müşkileyi çözsün. Bir de diyorlar birbirine düşmandılar. Bu Şia ne büyük bir kezzap sahtekardırlar ya. Yahu Hazreti Ömer böyle Hazreti Ali'ye yani hürmet ve tazim içindeydi ya. Böyle şey olur mu ya? Ondan sonra onun için mimma o cinsten dolu mesele var ki tamam mı? Ve hatta'e geriden ibareyi alalım arası açıldı. Ve hatta hataya nispet etti. Bazı sahabeden bazı kimi bazen bazısını illa sahabe değil. Tabi'in de mesela Nevfil-bikâli var büyük bir tabi'inin en büyüklerinden. Nevfil-bikâli. Sahabe değil diye biliyorum. Mesela dedi ki bu Hızır Aleyhisselam'la olan Musa Aleyhisselam Beni İsrail'in başındaki Tevrat'ta sahibi olan Musa Aleyhisselam değil dedi. Yani o başka bir Musa'ydı Hızır Aleyhisselam'la olan dedi. İbn Abbas yeri göğe indirdi. Göğü yere indirdi, yeri göğe çıkarttı yani. Dedi ne biçim konuşuyorsun ya? Yani olmaz. Dini, ilim meselelerinde olmaz. Reddiye yapılacak. Onun için hataya nispet etti. Yani yanlış konuşuyorsun dedi. Bazı sahabeden, bazen diyene ve vehme nispet etti. Hu onu fizalike. Bu gibi konularda. Mimma o şeylerden ki o malumun. Yani bilinen dolu mesele var. Bundan dolayıdır ki fazen nevu işte bu kısım küllü mucizeler hususunda ahad tarikı ile tek tek sahabeden de bile gelse tevatür derecesine ulaşmasa da mütevatir hükmünde çünkü mütevatir olanı inkar insanı kafir ediyor. Mütevatir hükmünde olmasa da Cabir'den gelmiş, Enes'ten gelmiş. Gelmiş ama öbür sahabe reddiye yapmış mı yapmamış? Duyan veya sonra kendisine aktarılan, nakledilenler bu böyle değil demiş mi dememiş? Böyle en ufak bir rivayet gelmiş mi gelmemiş? O zaman o bir kişiden de gelse hepsinin sükutuyla bütün sahabe kabul etmiş oluyor. Çünkü en nihayetinde bunlara ulaşıyor bir şekilde. Bu rivayetler. İşte bunlar yülhaku bu kısım ahad tarikiyle tek tek sahabeden gelse ilhak edilir. Neye? Bil kat'i. Kat'i hüccet, nas olan mucizeler kabilinden. Neyin kat'i olanına? Min mucizati. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden kat'i olan, maktu'un bih olan mesela. En kat'isine Kur'an. Misli yazılamamış, bir sure bile yazılamamış, bir ad yazılamamış, bir yalanı yan çıkmamış. 1400 küsur senedir Kur'an. E şimdi Resulullah'ın böyle bir mucizenin olduğunu kimse inkar edebiliyor mu? Edemiyor işte. Buna kadar kesinse ayın yarıldığı da öyle, parmağından su çıktığı da öyle, azıcık yemekten 1500'lü orduyu doyurduğu da öyle, öyle. Hepsi kat'idir. Neden? Kema beyyennâ, nitekim beyan ettiğimiz gibi bu meseleyi, sahabenin birinden bile gelse, diğerinin inkar etmemesi, reddetmemesi, orada bulunsa veya sonradan duysa gidip onu bulup mutlaka reddiye yapar. Bunları yapmamaları icma-i sükûti olur. İcma-i sükûti. Ne demek? İkrar-ı sükûti gibi. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyin yapıldığını görse de sustuğu zaman o işin meşru olduğuna delalet eder. Çünkü batıla susmaz da sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sahabenin de bir rivayeti duyup da, yani diğer sahabeden birinin bir anlattığı meseleyi duyup da susması, reddiye yapmaması, hepsinin biz de aynı gördük veyahut da işittik diye ikrarı yerine geçer. Buna icma-i sükûti denir. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin, şikayetlerinden emin eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.